katılımcıların katılımı için ve hepinizin kütüphaneler haftasını kutluyorum. Öncelikle kendimle ilgili kısa bir tanıtım yapmak gerekirse, lisansımı ODTÜ aldıktan sonra Hollanda'ya gelerekten Radboud Üniversitesi'nde Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları isimli programda master'ımı gerçekleştirdim. Bu yüksek lisans programı esnasında iki ayrı staj yaparak biroloji, moleküler immünoloji ve kök hücre ve transkripsiyon alanlarında çalıştım. Arkasından Radboud Üniversitesi'nden Erasmus Üniversitesi Rotterdam'a geçerek burada UV ışını kaynaklı DNA hasar ve tamir mekanizmalarını çalıştığım doktoramı gerçekleştirdim. Doktora esnasında ağırlıklı olarak proteomik ve mikroskop çalışmalarında bulunarak kendimde pek çok data ürettim. Peki acaba sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Gördüğünüzü tahmin ediyorum. Cevapları alabilir miyiz acaba? Bugün ağırlıklı olarak kütüphanecilerle beraberiz. Kütüphaneci ve bilgi profesyoneli, öğrenci ve yöneticilerimiz de var. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bir senedir Teydaaft Üniversitesi'nde veri yöneticisi olarak çalışıyorum. Data Stewardship programı kapsamında. Program hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse şu anda Teydaaft'ta 8 tane fakülte var ve fakültelerin hepsinde birer tane veri yöneticisi mevcut. Ve biz aktivitelerimizle araştırma verisi yönetimi konularında araştırma hayat döngüsünün her bir adımında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örnek olarak mesela güvenli veri saklama ve paylaşma konusunda önerilerde bulunmak, mevcut veri arşivleri hakkında bilgi vermek, veri yönetim planı nasıl hazırlanır, ve ücret hesaplaması mesela buna yönelik olarak nasıl yapılır, bu konularda destek vermek. Ve son dönemde fon veren kuruluş ve yayıncılar da kendi politikalarını değiştirmeye başladılar. Mesela veri yönetim planı hazırlamak veya verileri paylaşmak gibi. Hani bunlara uygunluk nasıl sağlanır? Bunun yanı sıra veri ve yazılım yönetimini sağlayan araçlar nedir? Bunları biz araştırmacılarımıza nasıl önerebiliriz ve nasıl uygun hale getirebiliriz, sunabiliriz? Mesela deneysel notları kaydetmeyi sağlayan elektronik lab notebooklar gibi veya versiyon kontrolünü sağlayan sürüm kontrolü programları gibi. Ve ayrıca araştırmacılara araştırma veri yönetimi konusunda eğitimler sunuyoruz, çalıştaylar ve seminerler olarak. Bu arada ben bir sorum daha vardı size, onu sormayı unuttuğumu fark ettim. İkinci soruyu alabilir miyiz acaba? Hangi alanda eğitim gördünüz ve hangi alanda araştırma yapıyorsunuz? Evet, soruları gördüğünüzü tahmin ediyorum şu anda. Evet, cevapları alabilir miyiz acaba? Bugün ağırlıklı olarak sosyal ve beşeri bilimler konusunda katılımcılarımız var. Teşekkürler. Sunuma başlamadan önce, eğer herhangi bir başka bir kaynak gösterilmediyse, sunumdaki bütün görseller CC Zero yani kamu malı lisansı kapsamındadır ve dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sunumun kendisini ise Zenodo'ya yükledim. Bu linkten bulabilirsiniz. Sunumun kendisi de kullanım için mevcut. Tek gerekli olan sunuma atıf yapılması eğer kullanmak isterseniz sunumun kendisini CC BY lisansı ile bulabilirsiniz. Eğer Creative Commons lisansları hakkında daha çok bilgi almak isterseniz de lütfen bu linki ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Peki size şimdi bir sorum var. Acaba daha önce hiç Creative Commons lisanslarından birini kullandınız mı? Evet, sorumuzu gördüğümüzü tahmin ediyorum. Cevapları alabilir miyiz? Evet, ağırlıklı olarak hayır ve bazı emin değilim. Belki bugünden sonra daha fazla kullanacaksınız. Umarım öyle ümit ediyoruz. Bakayım. İlkay'ın da bahsettiği gibi aslında bu webinarın zamanlaması gerçekten çok güzel denk geldi. Çünkü geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK açık bilim politikası kabul edildi ve bu politikaya göre TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması, arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK açık bilim politikasının çerçevesini oluşturmaktadır. Ve bu politikanın yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak bir araştırma verileri yönetimi eğitim portalı hazırlandı. Ben öncelikle bu portalı hazırlayan meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü epey kapsamlı ve detaylı bir portal olmuş. Eğer henüz ziyaret etme fırsatınız olmadıysa mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu sunumda da bu portaldan bir takım bilgiler paylaşacağım. Peki neden veri yönetimi dersek, bu konuya girmeden önce size son sorumu sormak istiyorum. Daha önce fair veri prensiplerini duydunuz mu? Soruyu gördüğünüzü tahmin ediyorum şu anda ekranda. Acaba cevapları alabilir miyiz? Ağırlıklı olarak hayır. Hiç önemli değil ama duymuş olan da bazı arkadaşlarımız var bugün. Bir sonraki slaytta da anlatacağım zaten bu fair work prensiplerinin. Fair work prensipleri verinin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını gerektiriyor. Tahmin ederim ki birlikte çalışılabilir dışındaki faktörler kolayca anlaşılabilir. Birlikte çalışılabilir, anlaşılması olduğu kadar da uygulaması aslında en zor olan faktör. Ne demek birlikte çalışılabilir? Öncelikle araştırma verileri dijital olarak üretildiğinde analizi esnasında mesela farklı farklı programlar, yazılımlar kullanılıyor. Ve bu yazılımlar birkaç sene içerisinde güncellenebiliyor veya devamı gelmeyebiliyor. Ve böyle bir durum olduğu zaman araştırma verinize ulaşamama riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu önlemek için ne yapmak lazım? Eğer mümkünse baştan daha açık formatlarda çalışmak lazım. Mesela Excel yerine CSV kullanmak, formatına kaydetmek veya Word Office yerine text olarak kaydetmek gibi. Ancak eğer bu mümkün değilse, çünkü yazılımda bir takım belli özellikleri kullanmanız gerekiyorsa ne yapabilirsiniz? Her bir dosyanızı kaydettiğiniz esnada bir de daha açık bir formatta kaydederekten verinizin ilerleyen yıllarda erişilememe riskine karşı önlem almış oluyorsunuz. Diğer faktör ise verinin kendisini detaylı bir şekilde anlatan dokümantasyonla, bilgiyle beraber kaydedilmiş olması. Ve ideal olarak bunun makineler, cihazlar tarafından okunabilir bir şekilde yapılmış olması. Buna da üst veri metadata deniyor. Bu konuyu ilerleyen slaytlarda tekrardan ziyaret edeceğiz. Eğer derseniz ki peki nereden geliyor bu fair veri prensipleri? Bu ilk başta aslında 2014'te Hollanda'da ki Leiden şehrinde bir çalıştayda ortaya çıkıyor bu fikirler. Ve arkasından 2016 yılında bir makalede paylaşılıyor. Ve bu makalenin yayınlanmasından sonra bütün dünyada, sırf Hollanda değil Avrupa değil, bütün dünyada epey ilgi görüyor bu fair work prensipleri ve bunu takiben pek çok araştırma fonu sağlayan kuruluş, fon verdikleri araştırmacılardan
verilerini, Fairware prensiplerini uygun bir şekilde hazırlamalarını talep ediyor. Neden? Çünkü bunu yaparak verilerin ve sonuçların daha çok insana ulaşarak daha büyük bir etki yaratmasını, emeklerin tekrarlanmasını engellemeyi ve verileri gelecekteki araştırmacılar için korumayı hedefliyorlar. Burada bahsetmek gereken önemli noktalardan biri fair ile açık aynı şey değil. Neden? Fon sağlayıcı kuruluşlar olabildiğince açık, gerektiğince kapalı şeklinde beklentilerde bulunuyorlar. Bunun sebebi ise diyelim ki klinik araştırmalar yapıyorsunuz ve hastaların kişisel bilgilerini içeren verileriniz var ya da patent başvurusunda bulunacaksınız. Tabii ki bu tarz durumlarda fon veren kuruluşlar da anlıyorlar bunları tamamen açmanızın uygun olmadığını ve bu nedenle gerektiğince kapalı şeklinde bir ibare mevcut. Peki bu tarz bir prensiplerin, fairware prensiplerin tanımlanması ne neden oldu diye sorarsanız, bunu daha iyi anlamak için bence verinin hayat döngüsüne yakından bakmakta fayda var. Bu benim doktoramdan alınmış bir örnek ama ben bunun pek çok farklı disipline de benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada sol panelde ham veri görüyorsunuz. Bu benim mikroskopta elde ettiğim hücrelerimin fotoğrafları. Bu oval şekiller hücreler ve kırmızı renkte görünüyorlar. Çünkü içerilerinde floresan bir sinyal var. Ben bu ham veriyi elde ettikten sonra kendi bilgisayarıma geçerek bir analiz programı kullanarak, MITJ gibi bir analiz programı kullanarak hücre başına düşen floresans sinyali ölçümünü yaparaktan bunu sayısal değerlere çevirebiliyorum. Burada örnek olarak farklı koşullarda misal olarak ABCD şeklinde gösterildiği gibi. Bu benim işlemci verim. Normalde yani genelde araştırmacılar sonuçlarını akademik yayınlarda yayınlarken bu sayısal verilerden sağ panelde gördüğünüz gibi bir grafik oluşturarak makalelerinde yalnızca bu tarz grafikleri paylaşıyorlar. Bu ne demek? Makalelerde yayınlanan sonuçların elde edilmesini sağlayan bu işlenmiş ve ham veriler doğrulama, tekrarlama veya yeniden kullanım için erişime açık değil demek. Bu neden önemli? Öncelikle araştırmacıların birbirlerinin sonuçlarını doğrulayarak, tekrarlayarak üstüne eklemesi sayesinde ilerleyebilen bir şey. Bu nedenle doğrulama ve tekrarlama son derece önemli. Peki yeniden kullanım neden önemli? Öncelikle araştırma yapmak, biliyorsunuz ki araştırma fonları sayesinde gerçekleşebilen bir şey ve araştırma fonlarına her araştırmacının kolayca erişim imkanı olmuyor. Ve bir araştırmacı kendi araştırmasını yapıp akademik makalesini yazdığı zaman belki kendisine verisinin içerisinde ilginç gelmeyen ama bir başka araştırmacı için özellikle araştırmasını finanse etme imkanı, bu tarz bir araştırmayı finanse etme imkanı olmayan bir başka araştırmacı için son derece değerli bir takım bilgiler aynı veride bulunabilir. Ve bu veriler kullanım için eğer erişime açık olursa başka araştırmacılar da bu şekilde yararlanmış olurlar. Genel olarak veriler neden erişilemiyor? Çünkü makalelerde çoğunlukla yazarlar bu makaledeki sonuçların üretilmesi için kullanılmış olan veriler istek üzerine paylaşılabilir şeklinde bir ibare paylaşıyorlar kendi e-mail adresleriyle beraber. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılmış bir çalışma gösteriyor ki İstek üzerine paylaşılabilir olduğu iddia edilen veriler aslında maalesef erişilemiyor. Verilerin erişilebilirliği her sene %17 oranında düşüyor ve e-posta adreslerinin ulaşılabilirliği ise her sene %7 oranında düşüyor. Bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü akademide araştırmacılar sıklıkla enstitü, şehir hatta ülke değiştiriyorlar ve haliyle e-mail adresleri sıklıkla değişiyor. Ve eğer verileri paylaşmanın tek yöntemi e-mail atmaksa haliyle çalışmayan bir e-mail adresi ile bir araştırmacıya ulaşmanız mümkün
olmuyor. Burada dipnot olarak orkitten bahsetmekte fayda var. Buna karşı önlem olarak biz araştırmacılara orkit kullanmalarını öneriyoruz. Orkit araştırmacılara kalıcı bir tanımlayıcı sağlayarak soy isimleri, e-mail adresleri, en çalıştığı enstitüler bile değişse de her zaman araştırmacının bulunabilir olmasını sağlıyor ve aynı zamanda farklı fonlarda, farklı enstitülerde gerçekleşmiş çalışmaların hepsinin tek bir ortamda toplanmış olmasını sağlıyor. Peki derseniz ki istek üzerine paylaşmanın alternatifi nedir? İstek üzerine paylaşmanın alternatifi verileri veri arşivleri üzerinden paylaşmaktır. Bu r3data.org sitesinde görebilirsiniz mevcut veri arşivlerini. Ve veri arşivlerini eğer gruplamak gerekirse genel kullanımlı ve konu arşivleri şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Konu arşivlerine örnek olarak mesela genomik datalarının olduğu veri arşivlerinden bahsedebiliriz ya da proteomik datalarının olduğu veri arşivlerinden bahsedebiliriz. Veya diyelim açık kodlu yazılımlar kullanıyorsunuz araştırmalarınız için ve bunun için GitHub kullanıyorsunuz. Bu durumda GitHub'ın Zenodo entegrasyonunu kullanarak yazılımlarınızı yayın haline çevirip paylaşmanız da mümkün. Örnek vermek gerekirse bu TED'den bir araştırmacının makalesini görüyorsunuz üst panelde. Ve bu makalede verinin erişilebilirliği kısmında araştırmacılar şu şekilde bir ibare koymuşlar. Bütün ham ve işlenmiş veriler veri işlenmesinde kullanılan yazılımlarla beraber Zenodo'da bu aşağıdaki tanımlayıcılarla beraber yüklenmiştir. Burada bugünkü katılımcıların gayet haberdar olduğu bir konu olduğunu düşünüyorum ama yine de çok kısaca bu tarz tanımlayıcılar neden önemli? Çünkü DOI, Digital Object Identifier, Digital Object Tanımlayıcısı ve bu tarz tanımlayıcılar sayesinde bu tarz makaledir, veridir, bu tarz dijital objeler internette hiçbir zaman kaybolmamış oluyor. Bu nedenle bu tarz değerli objelerin bu tarz bir tanımlayıcı alması son derece önemli. Eğer tıklarsak bu tanımlayıcıya, burada veri görüyorsunuz. Zenodo'dan bahsetmek istiyorum bu konuya da değinmişken. Zenodo ilk başta CERN'deki araştırmacı. Biliyorsunuz CERN'de çok önemli bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve ancak CERN gibi hani araştırma imkanları olan enstitü yok. Ve bu nedenle ilk başta kendi araştırmalarının, araştırma sonuçlarının başka araştırmacılar için de faydalı olması ve onların analizi için de erişilebilir olması için CERN'deki çalışmaları kendileri paylaşıyorlar. Ve bunun ne kadar çok ilgi gördüğünü ve ne kadar başarılı olduğunu fark edince biz neden bunu diğer alanlardaki araştırmacıların da kullanımına sunmuyoruz diyerekten Zenodo'yu bütün araştırmacıların kullanımını açık hale getiriyorlar. Zenodo'da gördüğünüz gibi bu örnekte araştırmacının verilerini buluyorsunuz. Sağ üst panelde kaç kere bakıldığı veya kaç kere indirildiğini görmek mümkün. Verinin kendi dijital obje tanımlayıcısını görüyorsunuz. Ve baktığınız zaman veri için seçilen lisans görüyorsunuz. Bu durumda Creative Commons atıf lisansı seçilmiş. Ve ayrıca veriye nasıl atıf yapılabileceğini anlatan da bir ibare görüyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü eğer düşünürseniz akademik bir çalışma yapıp bunu makaleye çevirmek bu seneler alan bir emek. Çok fazla zaman ve emek harcıyor araştırmacılar güzel bir hikaye ortaya çıkartabilmek için. Bu durumda neden araştırmacılar kendilerini yalnızca bir PDF dosyasıyla kısıtlasınlar ki? O dosyanın altında bunun gibi çok fazla değerli veriler var. Ve bu verileri de ayrı bir obje olarak yayınladıkları zaman hem kendi atıf sayılarını arttırmış oluyorlar hem de
kendi araştırma sonuçlarının daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağlamış oluyorlar. Bu özellikle akademik kariyerlerinin başındaki araştırmacılar için çok önemli. Biz bunu sürekli doktora öğrencilerine tavsiye ediyoruz. Çünkü bütün yaptıkları başvurularda, iş başvurusu, yeni pozisyonlara başvururken, fonlara başvururken yayın listesi son derece önemli oluyor. Ve sırf makale değil, verilerini de paylaşarak yayın listelerini genişletme imkanı mümkün. Buna bahsetmişken de Aparta'ya değinmemek tabii ki olmaz. Aparta, Zenoda'nın Türkiye için uygulanmış TÜBİTAK tarafından uygulanmış versiyonu ve TÜBİTAK tarafından, UBYT tarafından, TÜRBA tarafından projelerdeki yazar kopyaları ve araştırma verilerinin yüklenebileceği bir arşiv. Nasıl görünüyor derseniz, kayıt olmak son derece kolay, bir hesap oluşturmak ve yeni yüklemeye tıkladığınız zaman kolaylıkla dilediğiniz dosyayı yükleyebiliyorsunuz. Yükleme türünden yayın, afiş, sunum, veri seti, resim, video, yazılım, ders ve diğer şeklinde seçiminizi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sayısal nesne tanımlayıcısını atamak mümkün. Daha önce değindik bu konunun neden önemli olduğunu. Başlık, yazarlar ve özet kısımlarını da doldurduktan sonra ve pardon başlık yazarlar kısmında görüyorsunuz ki burada da isteğe bağlı olarak orkide bilgisini girmek mümkün. Lisans kısmına geçiyoruz. Burada da erişim hakkı, açık, ambargolu, kısıtlı veya erişime kapalı seçeneklerden birini seçmek ve uygun olan lisansı seçmek mümkün. Eğer derseniz ki ben nasıl bilebilirim, bana hangi lisans uygun? Bu durumda Creative Commons Türkiye'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve son derece kolay bir şekilde birkaç soruya yanıt vererek hangi lisansın uygun olduğunu seçebilirsiniz. Mesela eserlerinizin uyarlamalarının paylaşılmasına izin veriyor musunuz? Evet. Ticari amaçla kullanılmasına izin verirsiniz mi? Evet. Bunlara evet verdiğiniz zaman size önerilen lisans CC BY yani atıf lisansı. Biz StateOff'taki araştırmacılara araştırma verilerini paylaşmaları için genelde bu lisansı tavsiye ediyoruz. Eğer yazılım paylaşacaksınız, Creative Commons yerine başka bir takım lisanslar var. Eğer bilgi almak isterseniz Open Source Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki, daha önce de değindiğimiz gibi gerektiğince kapalı kısmında bahsettiğimiz hassas verileri ne yapmak lazım? Bunlar neler olabilir öncelikle? Yine kişisel bilgi içeren veriler, patent başvurularına ilişkin veriler ve benzeri. Araştırma esnasında özellikle bu tarz verilerin güvenli bir şekilde saklanması son derece önemli. Ve bu nasıl sağlanabilir? Mesela erişim kontrolü sağlayarak bu şifrelemeyle yapılabilir ve yalnızca bu veriye erişmesi gereken kişilerin erişimi sağlanarak yapılabilir. Ve verinin hassasiyetine bağlı olarak enkripsiyon gibi ekstradan bir önlem almakta da fayda olabilir. Araştırma sonrasında ise eğer kişisel bilgi içeriyorsa anonim hale getirmek mümkünse açık erişimli arşivlerde paylaşmakta herhangi bir sakınca yok. Ancak bazen verileri anonim hale getirmek çok zor ya da imkansız olabiliyor. Bu tarz durumlarda da kısıtlamalı arşivlerden faydalanabilirsiniz. Patent başvurularına ilişkin verilerinizle ilgili olarak ambargo süresi koyabilirsiniz ve patent başvurusunu yapıp artık başvurunuz tamamlandıktan sonra da verinizi açmak mümkün. Görüyorsunuz slaytlarımda bu açık veri platformundan sürekli yararlanıyorum. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kaynak hazırlamış meslektaşlarım. Epey faydalı olacağını tahmin ediyorum. Tahmin edersiniz ki veriyi paylaşmak tabii ki önemli bir adım. Ama paylaşılan veri başka araştırmacılara ancak iyi bir şekilde tanımlandıysa faydalı olabilir. Bu nasıl yapılabilir? İnsan tarafından okunabilen beni okur README dosyası hazırlayabilirsiniz. Ve bu tarz dosyalarda veri üretimi ve analiz esnasında kullanılan metodoloji,
veriyi tanımlayıcı bilgiler, mesela parametreler, değişkenler, eğer Excel dosyası kullandıysanız mesela sütun başlıklarının ne olduğu, kullanılan semboller ve benzeri bu tarz bilgileri paylaşabilirsiniz. Eğer bilgi almak isterseniz aşağıdaki linkte de daha detaylı olarak bunu anlatıyorlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi mümkünse verinin makine tarafından okunabilen bir şekilde tanımlanması son derece önemli. Bu nasıl gerçekleşebilir? Tanımlayıcı bilgilerle beraber gelen üst veri metadata sayesinde. Kısaca üst veri nedir? Veri hakkında veri. Burada örnek olarak tanımlayıcı bilgilere örnekleri görüyorsunuz. Yine açık veri platformunun aldığım bir örnek bu. Üst veri genel konulu ve çalışılan konu alanı için şeklinde iki gruba ayrılıyor. Eğer mümkünse tabii ki çalışılan konu alanındaki üst veri standartlarını kullanmak daha uygun. Ancak şu anda mevcut olan, şu anda her türlü konu alanı için mevcut üst veri standartları yok. Ama bunları geliştirmek için epey bir emek harcanıyor. Eminim ki ilerleyen yıllarda bu daha da kolaylaşacak. Peki yine şimdiye kadar araştırma verilerinin paylaşımı üzerinden gittik. Ama tabii ki tahmin edersiniz ki araştırma verilerinin iyi bir şekilde ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşılması bütün projenin bütün kapsamı esnasında gerekli olan araştırma veri yönetiminin yapılmasını gerekiyor. Bunun en basit örneği daha ilk başından veriyi nasıl yedekleyip sakladığınız. Burada önemli olan güvenli ve eğer mümkünse düzenli ve otomatik yedekleme sağlayan bir seçeneği tercih etmeniz. Yine açık veri platformundan aldığım bir örnek. En sıklıkla tercih edilen seçenekler kişisel bilgisayarlar veya harici diskler gibi çözümler oluyor. Neden? Çünkü kullanım son derece kolay. Ama bu tarz çözümlerde bilmeniz gereken bu tarz cihazların çalınabileceği, kaybolabileceği, bozulabileceği ve bu şekilde verilerinizi kaybedebileceğiniz. Eğer mümkünse çalıştığınız enstitünün kurabileceği bir ağ sürücüsü varsa ve düzenli olarak verileriniz yedeklenip tek bir yerde depolanıyorsa tabii bu çok iyi bir çözüm. Bulut kullanımı kolay olduğu için tabii çok çekici geliyor. Yalnızca burada dikkat etmeniz gereken şey eğer özellikle Dropbox, Google Drive gibi çözümlerin ücretsiz olan versiyonlarını kullanıyorsanız güvenlik problemleri yaşayabilirsiniz. Biz pek tavsiye etmiyoruz. Özellikle hassasiyet içeren veriler için. Peki dosyalarınızı nasıl organize ediyorsunuz? Bu örnek tahmin ederim ki son derece tanıdık gelecek bir örnektir. Burada ne önemli? Mümkün olduğu kadar tutarlı ve kendiniz ve çalışma arkadaşlarınız için anlamlı ve dosyalarınızı kolayca bulmanızı sağlayacak şekilde bir organizasyon sistemi geliştirmeniz. Yine bu açık veri platformundan verilen mesela örnek proje adı kodu, deney adı kodu, dosyanın türü arayıcı gibi bir şekilde organize etmeniz. Dosyaların isimlendirilmesi yine önemli konulardan biri. Bu örneğin de tanıdık geleceğini tahmin ediyorum. Bu tarz isimlendirilme dosya oluşturulduğu esnada son derece mantıklı gelmekle beraber aslında son derece kısa bir süre sonra burada acaba ben neyi kastettim, bu dosyanın neye dair gibi soruları yaratacaktır. Öncelikle sizin için ve çalışma arkadaşlarınız için. O nedenle ne yapmak lazım? Bunun için belli bir takım standartlar var. Benim genelde önerdiğim yıl, ay, gün şeklinde başlamak. Çünkü bu şekilde isimlendirme yaparsanız dosyalarınızı kronolojik olarak sıralamanız son derece kolay olacaktır. Dosya tipini ekleyebilirsiniz. Araştırmacının ismi veya isminin kısaltmasını ekleyebilirsiniz. Ve dosyanın sürüm versiyon numarasını ekleyebilirsiniz. Yalnızca burada dikkat etmeniz gereken bir durum mümkün olduğu kadar yani çok fazla uzatmamak gerekiyor dosya isimlendirmesini. Çünkü onu yaptığınız zaman birden farklı sürücüler arasında dosyanızı kopyalayıp yapıştırmak istediğinizde
problem çıkabiliyor ve bilgisayar tarafına okunması zor olan karakterleri kullanmaktan sakınmamız gerekiyor. Ve burada yine iyi bir pratik, mesela dosya isimlendirilmesini nasıl yaptığını anlatan bir benimle oku dosyası hazırlamak olabilir. Eğer bunu yaparsanız diğer başka çalışma arkadaşlarınız için de dosyalarınızı nasıl isimlendirdiğiniz mantıklı hale gelecektir. Peki sürüm kontrolü. Bu isimlendirmede bahsettiğimiz gibi numaralandırma yaparak dosyalarınıza bir tür versiyon kontrolü yapmak mümkün. Ama tabii ki tahmin edersiniz ki bunun otomatik olması eğer mümkünse çok daha tercih edilecektir. Özellikle çok fazla veriyle çalışıyorsanız ya da birden fazla yazarla beraber mesela bir akademik makale yazıyorsunuz. Bu Google dokümanlarda alınmış bir örnek. Eğer kullanıyorsanız epey tanıdık gelecektir. Sürüm geçmişini tıkladığınız zaman sağ panelde yapmış olduğunuz bütün değişiklikleri görmek mümkün. Bu bir metin hazırlamak için gayet kullanışlı olabilir. Ama tabii ki araştırma verileriyle çalışırken başka bir takım yazılımlar var bunu sağlayan. Eğer bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linkten de bakabilirsiniz. Bunun için Git, Mercurial, SVN tarzı programlar kullanmak mümkün. Gördüğünüz gibi pek çok aşamadan bahsettik. Ve bu tarz aşamaların projenin ilk başından itibaren kararlaştırılmasının önemli olduğundan bahsettik. Bu da zaten veri yönetim planı yazılmasının arkasındaki sebep açıkçası. Veri yönetim planı nedir? Yeni bir araştırmaya başlamadan hazırlanan ve veri yaşam döngüsündeki her bir adımın nasıl gerçekleştirileceğinin anlatıldığı dokümandır. Şu anda Horizon 2020 dahil pek çok fon veren kuruluş ve enstitü tarafından kullanıma beklenmektedir. Peki derseniz ki nedir bu veri yönetim planının içeriği? Gördüğünüz listedeki sorular sorulmakta. Mesela ne tür veri toplanılacak? Etik konular, telif hakkı ve entelektüel mülkiyet hakları nasıl yönetilecek? Hangi dosya formatları kullanılacak? Ve benzeri daha önceki slaytlarda da değindiğimiz konular. Bunu hazırlamak için kullanabileceğiniz bir platform mevcut. Ancak şu anda bu platform yalnız İngilizce olarak mevcut. Bu DMP Online Edinburgh'daki Dijital Kürasyon Merkezi tarafından geliştirilmiş bir platform ve şu anda pek çok enstitü, fon sağlayıcı kuruluş tarafından pek çok ülkede kullanılmakta. Biz de şu anda TİDAF'te kurulum aşamasındayız. Çok yakın bir zaman içerisinde kendi araştırmacılarımızın kullanımına sunacağız. Eğer bakarsanız burada şu anda DMP Online kullanan fon sağlayan kuruluşların listesini bulabilirsiniz. Peki nasıl görünüyor derseniz, ben burada plan yaz seçeneğini tıkladığım zaman veri toplama, dokümantasyon, üst veri, etik ve yasal uygunluk, veri kaydetme, yedekleme, koruma ve paylaşma gibi kısımları görüyorum. Eğer bu veri toplama kısmını tıklarsam, görüyorsunuz ki önce bir soru soruyor, nasıl bir veri üreteceksiniz diye. Burada güzel olan bir özellik sağ panelde gördüğünüz guidance, rehberlik kısmı. Önce özet olarak bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı oluyor. Ve eğer daha detaylı bilgi isterseniz, mesela veri formatına ben tıkladığım zaman daha detaylı bir şekilde verilen örneklerle bu soruyu yanıtlamak mümkün. Yine DMP Online'ın bir özelliği de rehberlik kutucuğunun yanındaki yorum kutucuğu. Mesela birden fazla araştırmacı bunun üzerinde çalışıyorsa birbirlerine yorum yapmak mümkün. Ya da kütüphaneci olarak bir araştırmacının bu veri yönetim planını hazırlamasına yardımcı oluyorsanız bu yorum kutucuğunu kullanaraktan yorumlarda bulunabilirsiniz. Veri yönetim planının nasıl bir şeydir, neye benzer diye merak ediyorsanız bu linkte de kamuya açık olarak paylaşılmış olan veri yönetim planlarını bulmak mümkün.
Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı almak isterim. Sunumun başında da söylediğim gibi slaytlarımızın adı üzerinden bulabilirsiniz. Yasemin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sorularınız varsa şimdi isterseniz Q&A kutucuğuna, isterseniz chat ekranına yazabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum ben de Yasemin'e. Çok keyifli bir sunum oldu. Özellikle bu GitHub, Zenodo, bu bağlantılar, işte Research ID'nin bu hesaplarla ilişkilendirilmesi falan çok kıymetli. Çünkü büyük ihtimalle bunları hep parti parti ve farklı şekillerde kullanıyorduk ama özellikle mesela benim GitHub'ı çok yoğun olarak kullanmam. Ama acaba bu GitHub'daki yapıları Zenodo gibi bir sisteme nasıl aktarabilirim konusunda bir takım sıkıntılar vardı. Şimdi sen sunumu yaparken ben de bir yandan o arkadaki bağlantıları gerçekleştirdim. Çok hızlı bir fayda da sağlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar gözden kaçıyor çünkü. Tabii. Ama araştırmacıların bu aradaki bağlantıları sağlaması çok kolay aslında. Bu araçlar geri planda çok hızlı geliştiriliyor. En azından bu bağlantıları sağlayıp mesela web sitesine onlarla ilgili küçük batchleri falan da yerleştirmek bence hani bir şekilde motive de edici olacaktır. Bir de senin belirttiğin bir konu vardı. Ben ona çok katılıyorum. Yani bu bizim ücretsiz kullandığımız servislerin fişi bir anda çekilebilir. Bu konuda aslında Google'ın bir sitesi bile var. Hani Google'ın öldürdüğü hizmetlerin yapılmış olduğu bir liste var. Ben de geçen onu paylaşmıştım. Onun için özellikle kendi araştırmalarımızda işte Zenodo gibi bir platformu aslında belki ana platform olarak düşünebiliriz ve mutlaka bir kopyasını buradaki ortamlarda uygun lisans ve beni oku dosyalarıyla beraber paylaşabiliriz. Hani bu sadece kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş çalışmalar için de değil aslında. Hemen hemen birçok farklı araştırmacı ticari araştırmalarıyla ilgili çalışmalarını bile burada bir kopyalarını depolayabilir. Yani bu anlamda çok iyi bir fırsat sunulmuş durumda. Üniversitelerin araştırma kurumlarının da Aperta gibi sistemleri hayata geçirmesi de çok iyi ama bu imkan yoksa mutlaka bence bu tarzdaki sistemleri, platformları kullanmak lazım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Zenodo için ben de şöyle bir ekleme yapayım Yasemin'in sözü almadan tekrar. Zenodo'da saklanan verilerin daha başka yerlere migrate edilmesi, sonuçta göç ettirmek, başka yere taşımak da altyapısı izin verdiği için önemli. Orada bir kopyasını tutmak, eğer kurumsal arşiviniz yoksa veya kullanabilecek bir disiplin arşivi, o açıdan önemli bir yer. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu tabii kesinlikle katılıyorum yaptığınız yorumlara. Ve bu tabii ki aynen GitHub konusu bizim de buradaki araştırmacılara anlattığımız ve duydukları zaman hiç haberim yoktu bundan. Çok iyi oldu söylediğiniz dedikleri gibi bir şey. Ve aynen ücretsiz olarak kullandığımız hizmetlerin fişi gerçekten de çekilebilir. Bu nedenle de Orçun'a kesinlikle katılıyorum yaptığı yorumla. Bu arada chat kutusunda az önce Halil Bey'in bahsettiği Open Science Framework portalı da var. Tabii, tabii. Portalın bir diğer önemi de yani benim en azından açıklayabileceğim kısmı aynı zamanda işbirliğine, yani bütün araştırma sürecini paydaşlarınızla sonuçta birlikte, araştırma sürecini birlikte gerçekleştirmenize bir işbirliği ortamı yaratması açısından da önemli. Open Science Framework de güzel bir platform. Teşekkürler paylaştığınız için. Kesinlikle katılıyorum. Oğuz Çolak'tan bir sorumuz var. İsterseniz okuyayım ben. Tabii. Kayıt için en azından yararlı olur. Genç kütüphancıların pozitif bilimlerdeki araştırmacılarla birlikte çalışabilmesi için neler önerirsiniz? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz?
Yani burada tabii önemli olan konulardan biri iletişim. Hani bizim her zaman gözlemlediğimiz veri yönetimini yapmakta ya da veri paylaşımını yapmakta. Orçun'un da bahsettiği gibi bariyer teknolojik değil. Esas kültürel bir fark var. Hani bunu anlatmak, önemini anlatmak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bunun onlara ne tarz fayda kazandıracağını anlatarak. Yani hani bir politika bakımından bunu yapmak zorundasınız değil de hani siz bakın bu tarz aktiviteleri gerçekleştirirseniz bu şekilde fayda görürsünüz. Mesela araştırma verileri için bir dijital tanımlayıcı alıp hani atıf almak buna güzel bir örnek. Ve benim özellikle doktora öğrencilerine anlattığım noktalardan biri o. Siz kariyerinizin başındasınız. Sizin için çok önemli geniş bir yayın listesi elde etmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak. O nedenle bu tarz aktivitelerde bulunmanızda fayda var gibisinden. Yani en önemli olan faktörlerden biri aslında karşılıklı dinlemek, anlamaya çalışıp onlar için neden bunların, bu tarz aktivitelerin faydalı olduğunu anlatmak. Orçun, bu soruya bir katkın olur mu? Özellikle BBY bölümünde bir öğretim. Yani ben aslında burada özellikle hani Yasemin'in şu anda çalıştığı pozisyonla çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz derslerde hep şundan bahsediyoruz. Hani bu bilgi yönetimi alanı gerçekten ucu bucağı olmayan çok farklı alanlarda, disiplinlerde çalışabilmemizi sağlıyor. Kütüphaneler, bilgi merkezleri tabii bizim için çok kıymetli yerler. Ama artık özellikle bilgi belge yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrencinin çalışabileceği alanlar çok farklılaşıyor. Hatta işte daha önceki sohbetlerimizde bu data steward'ın karşılığı ne olmalı diye de konuşulmuştu. Onunla ilgili de çok sohbetler olmuştu. Yani henüz biz Türkçe'de adını koyamadığımız birçok yeni alan, birçok yeni disiplin ortaya çıkıyor. Burada da ben çok kıymetli buluyorum. Özellikle Yasemin gibi farklı alanları birleştirebilen, farklı disiplinleri bir arada aslında bir potada eritebilen kişileri bizim öğrencilerle tanıştırmamız lazım. Öğrencilere bu bir anlamda rol model olarak da göstermemiz lazım. Bence kütüphanelerde çalışan veya işte bilgi merkezlerinde çalışan insanlar bu konularda kendilerini daha çok geliştirebilirler. O da herhalde uluslararası bir takım projelerin içinde yer almak veya işte bir takım farklı çalışmalar için, örneğin Creative Commons'ın yaptığı çalışmalar buna iyi bir örnek. O tür organizasyonların içinde de görev almak bence bunu da daha etkili kullanmamızı sağlayacaktır bu alanda. Evet, bu interdisipliner pozisyonumuz bizim için gerçekten pek çok fırsat yaratıyor. Bu arada chat kutumuza geri dönüyorum. Halil Emre Bey'den yine bir yorum var. İsterseniz okuyayım, hem kayıtlarımız için iyi olur. Belki Yasemin bir şey söylemek ister. Konu dışı olacak ama fair standartlarının yanında bence araştırmacı yanlılıklarının giderilmesi de önemli veri seti bağlamında. O nedenle TÜBİTAK'ın açık veri politikasına verdiği önem kadar kayıtlı raporlar ve ön kayıt gibi yeni yaklaşımları da hızlandırması gerektiğini düşünüyorum der. Çok güzel bir yorum aslında. Veri kutudan da yorum yazdım. Kesinlikle çok önemli. Bu bizim de burada anlatmaya çalıştığımız bir şey. Pek çok araştırmacı için hala yeni sayılabilecek bir durum ama bu bugün fırsat da olmadı mesela. Tekrarlanabilirlik krizinden bahsetmek istiyordum ama belki bir başka sefer konuşabiliriz o konuda. O konu için de son derece önemli yapılan araştırmaların öncesinde kaydedilmesi. Çok teşekkürler bu paylaşımınız için. Yeni bir soru beklerken ben bir soru sorayım Yasemin. Tabii. Açık veriyle ilgili özellikle dahil olduğum sonuçlu programlarda en çok aldığım sorulardan bir tanesi de hangi araştırmacı hangi verisini tutmalı? Aynen. Sorusu oluyor. Tahmin edersin bir araştırma sürecinde biriktirdik. Pek çok şey var. Hangi veri tutulmalı? Hangisi saklanmalı? Hangisi saklamaya değer?
Bu çok güzel ve çok önemli bir soru. Biz şu anda TEDAF'ta da bir araştırma ve yönetim politikası geliştiriyoruz. Bütün üniversite için olan politikamız şu anda kullanımda. Ancak bunu farklı disiplinlere daha iyi bir şekilde uygulamak için fakülte politikasını geliştirmekle meşgulüz. Ve orada da aynen sıklıkla karşılaştığınız bir soru bu. Hani tamam, verileri saklamamızı bekliyorsunuz. Çünkü bizim beklentimiz araştırma bittikten sonra en az 10 sene verilerin saklanması ve uygun bir arşivde. Peki hangi verileri saklayacağız diye soruyu soruyorlar. Bizim şu anda önerdiğimiz, belki slide olarak gösterirsem daha kolay olacak. Şimdi burada birincisi şeyin farkında olmak lazım. Yani bu tarz bir kültürel değişimi elde etmeye çalıştığınız zaman tabii ki bugünden yarına bir anda her şey değişmiyor. Ve o nedenle ufak değişikliklerle başlayarak bunu gerçekleştirmeye odaklanmak lazım. O nedenle bizim şu anda önerdiğimiz en az olarak bu mesela bu örnekte gösterdiğim işlenmiş verinin, hani bu sayısal verilerin paylaşılması. Tabii ki eğer mümkünse ham verinin de paylaşılması ama politikanın en azından şu anki haline göre eğer araştırmacılar bu işlenmiş veriyi paylaşırlarsa politikaya uygunluk sağlamış oluyorlar. Tabii ki diyebilirsiniz ki bu bahsettiğim daha çok pozitif bilimler alanında bir örnek. Kesinlikle katılıyorum. Biz bunu şu şekilde de ortaya çıktı bu. Çünkü bizim araştırmacılarımızdan iki tanesi kendileri önerdiler. Bunu daha sonra gönderebilirim linkini. Ve kendileri bir açık veri politikası paylaştılar. Bu kuantum alanında olduğu için şu anda pozitif bilimlere daha uygun. Ancak diğer alanlarda çalışan araştırmacıların da uygun bir şekilde bunu adapte etmek bence mümkün. Evet. Çok teşekkürler. Benim yine veriye dair böyle detaylı bir sorum var ama chat Osman Demir Bey'den bir soru var. Türkiye'de veri yönetimini bu şekilde uygulayan üniversite veya araştırma enstitüsü var mı? BBY için fırsat olabilir. Yasemin Hanım'ın iş pozisyonu gereği önerileri var mıdır Türkiye için? Yani tabii bizim TEDAF'taki yapımız şu şekilde. Kütüphanede bir araştırma verisi konusunda destek verici bir ekip var. Bu daha küçük bir ekip. Ve her fakültede şu anda birer tane data steward var. Yani bu tabii elde edilebilirse son derece faydalı olabilecek bir sistem. Ancak tabii ki burada farkında olunması gereken noktalardan biri bu kadar çok kişiyi işe almak finansal olarak o kadar da kolay bir durum değil elbette ki. Ama eğer kütüphanede en azından bu konuya odaklanabilecek iş arkadaşları olursa bunun başlangıç için ben güzel bir adım olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi pek çok yeni olarak gelen çözümler var ve hani araştırmacılar için bütün bunları takip etmek, bulmak, anlamak hiç de kolay değil. O nedenle mutlaka ki çok faydası olacaktır bu alana odaklanabilecek kişilerin işe alınması ya da bu şekilde eğitilmesi. Evet. Başka bir sorumuz var mı diye bakıyorum. Q&A'de yeni bir sorumuz yok bu arada. Belki bu vesileyle webinar session'ımıza oturumumuzu da kapatmadan önce yeni bir açık bilim, bu açık veriye odaklı aslında bir çalıştay olacak Nisan'da. Onu duyurabilirim İT'deki arkadaşlarım adına. Gültekin maalesef bu oturuma katılamadı. Başka bir toplantısıyla çakıştığı için. Bizden de selamlarını gönderdi az önce. Mesajlaştı kendisiyle. 11 Nisan'da Açık Bilim Yolunda adlı bir seminer düzenliyor İT. Buradan da isterseniz linkini paylaşmış olayım. Yine bu konuları şanslı eski Yasemin'le bir araya gelerek izleyicilerle, katılımcılarla daha doğrusu paylaşma imkanınız olacak. Bu haberi paylaşmış olayım. Onur Boğan, evet, az önce bir el kalkmıştı ama
Bu arada ben hani chat'e yazın ya da Q&A'ya yazabilirsiniz diyorum ama eğer el kaldırırsanız mikrofonunuzu açabilirim. Yorumda bulunmak isterseniz. Peki, ben o zaman teşekkür ediyorum. Orçun, bir eklemen, bir sorun, başka bir şeyim var mı? Yok, ben de çok teşekkür ederim. Nisan ayındaki toplantıdaki paylaşımları da büyük ihtimalle biz yine bir blog yazısı olarak yine evet, paylaşırsın Selinkay. Hani mümkün olduğu kadar Türkiye'deki bu hem açık lisanslarla ilgili hem açık veriyle ilgili çalışmalara birazcık hız vermeye çalışıyoruz. En azından bu gelişmeleri paylaşalım istiyoruz. Belki işin bürokratik tarafı daha geriden ve daha zor geliyor mutlaka ama hani bu konularda bir talep yaratılması gerekiyor. Mesela biraz önceki durum gibi, yani bir veri yöneticisi talebi gelecek ki bölümlerden veya fakültelerden, üst yönetim böyle bir ihtiyaç olduğunu görsün ve harekete geçsin. Ama biz böyle bir talepte bulunmazsak belki hani onlarca yıl bu konularda hiçbir gelişme olmayacak. Hani biz birazcık bunların hayata geçirilmesi, kütüphanelerde akademisyenin veya araştırmacıların işte bu konularda istek yapmasını birazcık da belki de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onun için hani bu toplantılara katılan kişiler, bu içerikleri daha sonradan izleyen kişiler kendi kurumlarında, kendi organizasyonlarında bu konularda birazcık daha etkin çalışırlarsa, birazcık daha etkili olmaya çalışırlarsa bence hedeflediğimiz noktaya daha hızlı ulaşırız diye düşünüyorum. Tekrar Yasemin'e çok teşekkür ediyorum, katılan herkese de. Bir başka webinarda, etkinlikte görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yasemin, zaman için çok teşekkür ederiz. Evet, tabii. Orçun söylediğine küçük bir ek. Halil Emre Bey'in burada paylaştığı psikoloji alanındaki bu veri paylaşımı örneği gibi benzer projeleri aslında kendi kurumlarımızda ya da dediğim gibi ilgili bulduğumuz alanlarda paylaşıyor olursak örnekleri çoğaltabiliriz, iyi pratikleri çoğaltabiliriz, yayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.